İşte buna giremezse adam, yani iman, tevhid, teslimi bulamazsa tevekkülsüz kalır. Tevekkülsüzlük de insanı kainatta, alemde yalnız, başıboş, kimsesiz, bir mikroba dahi gücü yetmeyen, dünyaya haşa döndüremeyen, bütün ihtiyaçlarını gideremeyen, gaflet içine düşmüş, alemdeki en aciz, en zayıf, en adi, en yalnız bir mahluk derekesine indirir. O yüzden paraya saldırır, makama saldırır, etrafa saldırır, kendine böyle tevekkül yapacak eşyalara hücum etmeye başlar. Evet, tevekkülsüz gaflet içinde iktidar ve ihtiyarıma, iktidarıma ve ihtiyarıma nasıl güveneceksin ki? Bir mikrop diyor adamı diye mezara koyabilir yani. Görünmeyen bir virüs, değil mi? iktidarımda ve ihtiyarımda ne var ki onu güveneyim? Yani kısacık bir hayat, değil mi? Daracık bir irade. Zaten güvenme, ona güvenesin diye bunlar verilmiş. Sonsuz rahmet hazinesini bulayım diye bana acizlik ve fakirlik verilmiş. Dayanıp dertlerime derman aramak için yani gafletle iktidarıma, ihtiyarıma dayanıp imandan, teslimden, tevekkülden çıkıp kendime güvenip derman aramak için cihat-ı sitte denen altı cihete nazar gezdirdim. Bu gaflet nazarıyla aleme bakmak, küfür gözüyle aleme bakmak imanı arttırır. Gece nasıl gündüzü gösterir, kış nasıl baharı gösterir, zıtlar nasıl birbirinin zıtlıklarıyla varlığını açığa çıkartır, küfür de imanı göstermek için yaratılmıştır. Yani altı cihetle baktım, gafletle baktım, kendime güvenerek baktım, seni unutarak baktım, tevekkülsüz olarak baktım. Altı cihet ön, arka, üst, alt, sağ, sol onların ne olduğunu izah edecek. Nazarımı gezdirdim. Ma teessüf, sensiz hiçbir derdime derman bulamadım. İşte bununla dertlenmek. Yani derdi Allah olanın diyor başka derdi olmaz. Derdi dünya olanın da dünya kadar derdi olur. O dertlerine hiçbir derman da bulamaz. O dertleriyle beraber o ağırlıklar cennete uçmasına değil, cehennemin dibine gitmesine sebep olur. Evet, ma tesüf derdime sensiz derman bulamadım. Kendim bu işin altından kalkamadım. Dertlerime derman bulamadım. Manen kalbimden bana denildi. Manen bana denildi. Yani kalpten yani ilham ilahi olarak, yani tenezzülat ilahi olarak, yani vicdanın sesi olarak, yani Cenab-ı Hakk'ın muhatabiyeti olarak dedi denildi ki, herkese denilir bu. Yani 19. mektupta var, yani peygamberlere gelen vahiy var, meleklere, mukarrebin meleklere gelenler var, ilhamlar var, araya bile vahiy geliyor, o derecesi var tabi. Beşerin kalbine de ilham gelir, Allah'ın tekellümatı yani konuşması mahlukatın sayılarından daha çoktur. Allah her kulunun kalbine 33. pencereye bakabilirsiniz. 30. söz kendiyle muhatap olacak senin galib ve esma olan numarası olan bir telefon bırakmış. Özel bir hat. Numarası yani haşa bu teşbihtir kusura bakmayın. Galib ve esma yani senden ve benden yani sizden ve benden Hazreti Adem'den kıyamete kadar bir tane yaratılmış. Bu galibe esma alemde sadece senin üzerinde var. Allah her insanı özel ve kıymetli yaratmıştır. Her kalbe bir telefon koymuştur. İnsanın insana malum üstünlüğü yoktur. Üstünlük sadece takvada'dır. O telefonla sultanla kim irtibat kurabiliyorsa veya irtibatı kimin kuvvetliyse veya kim kesbi veya vehbi veya işte fiili ve kavli duasında kuvvetliyse orada üstünlük var. Yoksa birbirimize aynı değiliz ki üstünlük olsun. Herkes ayrı, özel ve Cenab-ı Hak tarafından tek yaratılmıştır böyle. Evet, işte o kalp telefonundan şu denildi. Yetmez mi dert, derman sana. Aslında o bütün dertlerin altından kalkamadığın bütün musibetler, dermana giden yollardır. O dertlerden derman bulabilirsin. Dertleri vereni buldunsa zaten dermanı da buldun demektir. Hani malum dua bahsinde vardı. Yani bunları böyle bin kere, yüz bin kere tekrar edilir. Çünkü her gün, her saat, her dakika ayrı bir alemdir. Bunlar tekrar değil. Aynı mananın, aynı kelimelerle farklı manaların idrak edilmesi için evet oradan geçişlerdir bunlar. Yani her gün okuduğun Fatiha-i Şerife aynı değildir. Her gün sen aynı değilsin ki okuduğun Fatiha-i Şerife aynı olsun ama gafletle hissedemiyorsa o benim kabahatimdir. Evet. Yetmez mi dert? Değil mi? Derman sana. Yetmez mi dert? Derman sana. O dua bahsinde vardı. Yağmursuzluk yağmur namazının vaktinin girdiğini gösterir. Yağmur yağsın diye, yağdırılsın diye yağmur namazı kılınmaz yağmuru yağdıracak olan sultanı aleme yakınlaşmanın vakti girdiği için yağmursuzluk vesile yapılıp ona iltica edip huzur ilahiye çıkıp iman artıp oradan nur alıp evet onunla muhatap olup kendine layık bir kemalata ulaşmak için yağmur namazı kıldırır kılınır ister yağdır ister yağdırmaz o beni seni ilgilendirmez ama yağmur yağıncaya kadar vakti kaza olmadığı için Namaza devam edilir. Demek dertleri kalkması için değil, dertleri vereni bulup o dertlerden derman olan imanın artmasına vesile yapıp sultanla muhatap olmak için, evet o dertlerden giden dermanlara o dertlerden dermanlara geçilir. O yüzden der etmez mi dert? Aslında dert dediğin şey en büyük dermandır. Bulabilirsin.